Çin bu ziyareti ki bu ulusal egemenliğimizin ve toprak bütünlüğümüzün açık ihlalidir. Tayvan Çin'dir tek Çin politikasından sapıyor, ayrılıkçı güçlere çok yanlış bir motivasyon veriyor demişti Pelosi'nin ziyareti için. Ve onun karşılığı olarak da gerçek mermilerle tatbikat başlatıyorum açıklamasını yapmıştı. Şimdi o tatbikata bakalım, hani korkulan olmadı acaba Tayvan'ı işgal eder mi? E, böylesi bir hani toprak bütünlüğümüzün, ihlali ulusal egemenliğimizin ihlali gibi böyle üst perdeden, üstelik de Çin ordusu bir açıklama yapınca acaba bunların sorumlusunu ben yakaladım götürdüm Pekin'de, yargılayacağım der mi? Bütün bunlar zaten ortalığın karışmasına yol açardı. Bunlar olmadı ama Tayvan'ın 16 kilometre açığında geniş kapsamlı askeri tatbikat düzenliyor. Bakın manzara nasıl an itibariyle. Savaş uçakları havalandı. Gemiler Tayvan boğazına ilerledi. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti Çin ordusunu alarma geçirdi. Tayvan adasının çevresinde gerçek mühimmatla geniş kapsamlı tatbikat düzenleniyor. Denizde ve havada koordineli muharebe senaryosu uygulanıyor. Donanma unsurları deniz ablukası eğitimi alırken savaş uçakları da havadan müdahale kabiliyetini geliştiriyor. Sıcak bölgede hava sahası hareketli. Erken uyarı, avcı ve bombardıman uçakları bir iniyor bir kalkıyor. Tayvan'a gözdağı veren Çinli askerler savaşa hazırız diyor. Takım arkadaşlarım ve ben avcı uçağı uçurduk. Tayvan adası çevresindeki hava sahalarına doğru yola çıktık. Savaşmaya hazırız. Her an savaşabiliriz. Egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü korumak için güçlü bir kararlılığa ve yeteneğe sahibiz. Tatbikat, Pelosi'nin Tayvan'a ayak bastığı 2 Ağustos akşama başladı. 4 gün sürecek. Gerçek mühimmat kullanılacak. Uzun menzilli ve konvansiyonel füzeler test edilecek. Çin ordusu, Tayvan'ın bağımsızlığını amaçlayan ayrılıkçılara ciddi bir uyarı verilmek istendiğini açıkladı.